Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir konu başlığıyla birlikteyiz. Neden uzak duruyor? Yani korkusu ne, endişesi ne, belki kendi farkında olmadığı engel, bilinçaltı engeli ne ve bir de kadersel, kolektif enerjide bir etki var. Bir araya gelmenizi etkileyen, engelleyen. Bu ne? Buna bakacağız. Kolektif enerjide niye böyle bir durum oluyor? Çünkü dünyada sadece siz ve o yoksunuz. Bir sürü etken var. Bir sürü insan var. Ve herkesin enerjisi bir şekilde bu işin içine karışınca bazen karşılıklı olarak çok sevilse bile bir araya gelmek imkansıza dönüşebiliyor. Tabii ki imkansız diye bir şey yoktur. Ben buna inanmam. Engeller vardır. Sadece. O da aşılabilir. Eğer iki yürek de bunu gönülden istiyorsa. Bugün üzgün olmanızı istemiyorum. Bugün kızgın olmanızı istemiyorum. Bugün sadece sevmenizi ve sevebilme yeteneğiniz olduğu için şükretmenizi istiyorum. Yani sonuçta biri var, en azından sevebiliyorsunuz. Sevme yeteneğiniz var. Yani bu olmasa çok korkunç bir şey olurdu. Her şey boş ve anlamsız olurdu. Yine de hayatın bir anlamı var. Sevebildiğimiz için bir anlamı var. Bizi robotlardan, duygusuz varlıklardan ayıran şey bu. Devam etmemizi sağlayan şey de bu. Ve şu sıralarda enerjiler çok etkin olabildiğini pozitif düşünün ve konuşun diyorum. Bu videoyu izliyorsanız da muhakkak bir sebebi vardır. Bazen evet çok kızgın olabiliyoruz, öfkeli olabiliyoruz, saydırabiliyoruz işte aklımızdaki kişiye. Ama şu sıralarda pozitif olun. Yani bir ümit olmasa, bir duygu olmasa bu video izlenmez. Benim bakış açım da bu. Hani o zaman izlemeniz gereken şey işte ilahi adalet işleyecek mi, cezasını ödeyecek mi gibi bir şey olması lazım. Ve kötü temenniler ne olursa olsun size döner. Bu aklınıza bulunsun. Yani orada bir haksızlık varsa haksızlık yapan bunu muhakkak öder zaten. Evrende böyle bir denge var. Siz bunu düşünmeyin. Ama telaffuz ettiğiniz kelimeler gelir sizi bulur. Mahvolsun. Siz mahvolursunuz. Sürünsün. Siz sürünürsünüz. Çünkü orada ettiğiniz sözcük sürünme, mahvolma. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bugün lütfen pozitif olun. Biraz kendinizi karşıdaki kişi gibi düşünün. Üzülmeyin de. Bugün üzüntüye yer yok. Gerçekten aşk enerjisinin çok yoğun olduğu bir süreç. Ve bu süreci güzel değerlendirelim istiyorum. Destelerimi kısaca söyleyeyim. Yeşil destem, rengarenk destem. Bunlardan siz çektiğini hissettiğiniz birini seçebilirsiniz. Seçemeyenler ikisini de izlesin. Yine izlediğiniz deste size hiç uymayabilir. O zaman da yine diğer desteği de izleyebilirsiniz. Şimdi buradan da kartlar seçeceğim bunlar için. Partneriniz neyi bilmenizi istiyor? Neyi bilmenizi istemiyor? Yeşil deste için neyi bilmenizi istiyor? Neyi bilmenizi, hiç bilmenizi istemediği şey nedir? Kolektif bilincin size tavsiyeleri neler bu süreçte? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu kadar arkadaşlar. Desteleri de seçmişsinizdir diye düşünüyorum ama tekrar yine bir gösterelim. Şöyle. Rengarenk destemiz böyle ve yeşil destemiz de böyle. Tamam mıdır? Açılımda görüşeceğiz. Deste dakikaları ben aşağıya yorumlar kısmına ekleyeceğim. Şimdilik bu kadar. Rengarenk destemizle birlikteyiz. Hemen başlıyoruz. İlk sorumuz şu: neden uzak duruyor? Yani kendisinin bildiği sebeplerle sizden neden uzak duruyor? Genel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, kızmayacağız. Öyle dedik. Ne duyarsak duyalım. Sakin olmaya çalışalım. Olur mu? Evet, yine de bir şekilde onda olduğunuzu biliyor karşı taraf. Ve küçük adımların şimdilik yeterli olduğunu düşünüyor kendince. Yani bu mantıklı düşünce sisteminde böyle bu insanın. Nasıl olsa ben de hani bir yere gittiği yok. Şimdilik onu üzse bile ilişki böyle çok kolay.
Yani çaba göstermemi gerektirecek herhangi bir durum yok. Neden? Çünkü bende diyor. Evet, bir durum olursa da ben eyleme geçmesini bilirim. Yani onun bir hata yaptığını, uzaklaştığını, benden koptuğunu hissederse de zaten harekete geçmeye hazırım. Ve o noktada onu öyle çok mutlu ederim ki benden kopamaz diyor. Bu kendi düşünce sisteminde sizden şimdilik uzak durmasının sebebi. Peki korkuları ne diye Katina destesine soracağım. Neden korkuyor sizinle ilgili de uzak duruyor? 1, 2, 3, 4, 5. Ona sahip olmanızdan korkuyor. Yani en büyük korkusu bu. Ya beni tamamen ele geçirirse, her şey çok güzel olursa ve sonra biterse. Yani ben ona kendimi teslim edersem, o teslim etme anında birlikte çok mutlu olursak ve görüyor muyuz burayı? Yatan kartı zaten bitiş noktasına gelmek ve bana arkasını dönerse, yani beni elde edip istediğine ulaşıp ya sonra benden vazgeçerse, korkusu bu. O yüzden bu durumdan memnun. Yani onda kalmanızdan bu yüzden memnun. Tabii bir şey bilmeden bazen ilk planda kızabiliyoruz. Bu insanın da sizinle ilgili böyle bir korkusu var. Bana sahip olursa ondan sonra da aslında ben de çok kalifiye bir insan değilim. Demek ki kendine güveni yok. Beni eksik bulup bana arkasını dönerse diyor karşı taraf. Çekindiği şey ne? Çekinceleri, endişeleri. Çekince diyelim, endişe ayrıca bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, Afyon kartı. Ya ona çok bağımlı olursam? Bundan size çok bağımlı olmaktan çok çekiniyor. Yani o çok büyük bir kapı. Tamam, bunun farkındayım. Ama benim için tek kapı haline gelirse. Bakın, anahtarı zaten size teslim etmekten korkuyordu. Ve burada kapı geldi. Benim tek kapım o olursa, anahtar da onda kalırsa, ben kapının önünde sessiz, sakin, tek başıma kalırsam korkusu var. Ve ben şu anda bir zafer hissediyorum o beni sevdiği için, bana ait olduğu için. Ya bu zaferim boşa giderse ve o başka kısmetlerle ilgilenmeye başlarsa. Evet, endişeleri nelermiş? Bir de ona bakacağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Siz şimdi hayır, asla öyle bir şey olmaz. Niye bunlardan çekiniyor, korkuyor, endişeleniyor diyebilirsiniz ama bilinçaltı çok güçlüdür arkadaşlar. Ve bir insan bir şeyden korktuğunda ondan uzaklaşır. Yani çoğu zaman aslında korkularımıza yüzleşmek gerekir onları aşmak için. Yani bu insan açıkçası benim gördüğüm şu, kesinlikle size karşı çok güçlü hisleri var ve siz onu sevdiğiniz için kendini çok mutlu hissediyor, zafer kazanmış gibi hissediyor, ona ait olduğunuzu hissediyor ve bunun böyle kalmasını da istiyor. Ama bir yerde hani bu tam onun beklediği gibi bir ilişki olursa, benden sıkılırsa korkusu var. Kaybetme korkusu çok yoğun. Ve o kaybetme korkusu yüzünden bir gün muhtemelen kaybedecek. Olan bu olur. Yani ve korkularımız gerçekleşir. Sizinle ilgili o kadar çok korkuyor ki hani bağımlı olmaktan farkında değil ama zaten bağımlı. İşte bir gün ondan bıkmanızdan, böyle eylemsiz veya beklentinizi karşılamadan kalırsa zaten gideceksiniz. Ve sonunda dediği şey olacak. Evet, ben biliyordum böyle olacağını ama şu kısmı düşünmüyor. Ya kimse seni sonsuza kadar beklemez. Öyle bir dünya yok. Endişesi ne? Bakın, hep aynı şey. Korkusu, endişesi, çekincesi. Çekindiği şey ne? Çok iyi arkadaş olmak ve bitmesi. Yıkılan kule. Kupaşısı arkadaşlık, dostluk. Yani sadece aşk değil, iyi arkadaşlar da olacağınızı düşünüyor. Ve bunun çok kısa sürerse, biterse, işte ortak arkadaşlar olur. Yani o düzen bozulursa ve işte ben ona emeklerini vermek istediğimde bana mesafe koyarsa,
kırgınlığını hiç aşamazsa ne olur? Yani veya işte onu kırdım sonuçta bir şekilde. Bu kırgınlık hiç aşılmazsa. Bununla ilgili çekinceleri var. Yani çekiniyor bundan. Kırgınlığınızın hiç aşılamayacak olmasından. Ve tamam diyor, istediklerini vereyim ama ya bunlar kabul görmezse. Karşı tarafın bakış açısı bu. Peki bilinçaltı engelleri neler diye soracağım. Hani bilinçaltı neden bu insanı bir şekilde sizinle tam olmaktan engelliyor? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yani burada karşınızdaki insanı daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Tasım dokuzusu ve kılıç altılısı. Bilinçaltı şansını kaybetmekten korkuyor. Yani sizi bir şans olarak görüyor hayatında. Belki ona şans enerjisi veriyorsunuz. Ve size yaklaştığında bu şansın gitmesinden korkuyor. Bakın hep uzaklaşma kartları geldi. Terk etme kartları geldi. Bu insan gerçekten her durumda size istediğinizi verdiğinde, sizinle mutlu olduğunu, adım attığında onu terk edeceğinizi düşünüyor. Normal düşüncelerinde, korkularında da bu var. Bilinçaltında da bu var. Ve ya duygularımı çok ortaya serersem, ya aşırı böyle kıskanç ve sahiplenici olursam ve bu yönümü görürse, yani benim bu zayıf tarafımı görürse, ona olan çok yoğun duygumu, onu nasıl kıskandığımı, onu nasıl kimseyle paylaşamadığımı görürse, evet, çok mutlu olursam, ondan sonra da o mutluluğumu keserse, benden intikam alırsa ve onun, ben bu kadar severken onun tutkuları azalırsa, yani onun tutkularını karşılayamazsam, onun benimle ilgili beklentilerini, hayallerini karşılayamazsam korkusu var bilinçaltında. Bilinçaltının şöyle bir inancı var. Adım attığında veya bir insana onu beklediğini sunduğunda, o insana şans verdiğinde terk edileceğine inanıyor bu insan. Demek ki böyle deneyimler olmuş daha önce. Yani şans vermiş, duygularını sunmuş. Ve bu duyguları sunarken kıskanç da bir yapı çizmiş, fazla abartmış olabilir. Ve tam çok mutluyum derken karşı taraf tarafından böyle yok sayılmış veya kesilip atılmış, fırlatılmış, atılmış olabilir. Ki biz bu travmaları ortalama 10-12 yaşında tamamlıyoruz. Yani bunun başka insanla olan aşk tecrübesi olarak düşünmeyin. Çocuklukta alınan bir ana travma oluyor. Sonra da yaşamda atıyorum 15 yaşında bir travma daha, 20 yaşında bir travma daha. Travma kendini tamamlıyor burada. Ve bu insan da hayatında birilerine şans vermiş ve veya kendinden her şeyi sunmuş, sevgisini sunmuş, sahipleniciliğini sunmuş ve terk edilmiş. Kesilip atılmış. Uzaklaşmış insanlar ondan. Onun da bu böyle korkuları var. Her ne sorun yaşıyorsanız bu yüzden yaşıyorsunuz. Evet, şunlara bakacağız şimdi. Partneriniz neyi bilmenizi istiyor? Bu karttı. Evet, finans ve kariyer sorunları var. Bunu bilmenizi istiyor. Bilmenizi istediği şey bu daha doğrusu. Ve bunun aşk hayatını engellediğini bilmenizi istiyor. Bilmenizi istemediği şey de gerçekten flört enerjisine çok ihtiyacı olduğu. Yani böyle tasasız, problem olmayan, o rahatlık enerjisi içinde olan flörte çok ihtiyacı var şu anda. Hani bir şey düşünmeden, kafayı takmadan o eğlenceli dönemi yaşamaya ihtiyacı var. Serbest enerjiler. Hani şu olmuştu, bu olmuştu, bana onu yaşatmıştı, bunu yaşatmak için değil. Sadece belki yeni tanışmış gibi o hissi yaşamak istiyor. Flört etmek istiyor. Ama bunu bilmenizi de istemiyor kendisi. Kolektif bilincin size önerileri nedir? Evet, kolektif bilinç diyor ki tutkunu serbest bırak. Tutkulu ol. Yani içinizdeki tutkular, hayaller, bu konuda yaratıcı olun. Bunu serbest bırak. Aşkı kabul et. Bedenini ve ruhunu temizle. Yani son günlerde buna çok değiniyorum. Yani bu konuda çok yardımcı olan şeyler var. Yine de söyleyeceğim. Adaçayı tütsüsü mesela bütün evde yakılabilir. Çok güzel temizleyici bir enerjisi vardır.
Bunun haricinde yine banyoda söylüyorum, kaya tuzu koyun, sirke dökün. Hem ruhunuzu hem bedeninizi temizlensin. Böyle temizleyici meditasyon müzikleriyle duş alabilirsiniz. Biraz bedeninizin, ruhunuzun sizin de böyle kirli atıklardan temizlenmeye ihtiyacı var. Ve aşkı siz de kabul etmiyorsunuz. Tamam, partneriniz size bir şey yansıtıyor. Hayatınızdaki herkesin, her şeyin aynı olduğunu hatırlayın. Tam o uzak duruyor ama aşkı kabul etmeyen kim? Sizsiniz. Aşkı kabul et ve içinizde o tutkuları bastırdığınız bir nokta var. Açın kapağı. Tutkunuzu serbest bırakın. Neden korkuyorsunuz? Hayal kurarsam ve hayallerim yıkılır diye mi? Dünyada başarılı olan insanların her hayallerinin gerçek olduğunu mu zannediyorsunuz? Hayal kurmak güzeldir. Gerçek olmasa bile. Çünkü beyninin sonra ayırt edemiyor. Ve sonuçta o mutluluğu hayallerde bile yaşamakta ne sıkıntı var? Diyelim ki gerçekten bir arada olmanız imkansız. Niye hayallerde mutlu olamayasınız? Niye bunu yaşamayasınız? Tam kendinizi oraya kaptırın demiyorum. Ama bunu yaşayın. Kolektif enerjiyle birlikte olabilmeniz için bunları yapmanız gerektiğini söyledi size sevgili arkadaşlarım. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Karşı tarafın bakış açısını, korkularını, endişelerini de gördünüz. Ona güzel enerjiler yollayın bugün. Yani muhakkak ki duş alın. Sirke her yerde bulunur zaten. Tuz bulamıyorsanız normal tuz atın ama kaya tuzu bulsanız güzel olur. Bir duş alın. Bir meditasyon müziği açın. Ve orada hem bu aşkınızdaki negatif enerjinin temizlendiğini düşünün. Hem de affetme, bağışlayıcılık ve ondan vazgeçmeyeceğinizi, işte size sevgisini gösterirse, şimdi değil, size sevgisini gösterirse onu olduğu gibi kabul edeceğinizi söyleyen mesajlar yollayabilirsiniz terapatik olarak. Evet, açılım bu kadardı. Sevgilerimi iletiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiysek beğeni butonuna basabiliriz. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Yeşil deseli birlikteyiz. Bu deseyi seçmiş olanlar için. Bakalım partneriniz. Tamam, bütün fallarda, yorumlarda seviyor çıkıyor. Böyle istekleri, planları olduğu çıkıyor ama neden uzak? Neden uzak duruyor sizden? Kendi düşünsel yapısına bakacağız. Yani kendinin mantıklı olarak verdiği kararlar neticesinde sonuçta sizden uzak duruyor. Neden uzak duruyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, siz burada eylem tarafında olan siz gözüktünüz arkadaşlar. Yani o daha çok seviyor, siz daha çok eylemdesiniz olarak geldi. Yani illa bu insana adım atıyorsunuz anlamına gelmiyor bu, ama o kadar yoğun ki enerjiniz karşı tarafa giden. Ona adım atacak yer bırakmıyorsunuz. Yani çok seven, çok düşünen böyle, ama ateşli bir tavrınız var ve bakın ilginç bir şey çıktı burada. Burada eylemde olan sizsiniz, seven o. Daha çok seven. Duygusal anlamda ve bir şekilde dengeyi buluyorsunuz. Ona göre böyle. Yani eylemdeki tarafın siz olması onu da daha çok seven taraf olmaya itiyor ve bir şekilde dengeyi buluyorsunuz. Burada karşı taraf çok ona bağlı olduğunuzu biliyor açıkçası. Ve kendi içinde şöyle bir şey var. Yani aramızda bizim bir bağ var. Hani onu kaybettiğimi hissedersem, başkasına gittiğimi hissedersem, orada ben hani elimden geleni yaparım zaten diyen bir yönü var kendi içinde ve diyor ki biz gerçek aşkız ikimiz. O yüzden de her şey olması gerektiği gibi olur zaten diyen bir insan var. Ama burada daha çok dediğim gibi enerjinin yoğunluğu sizden geliyor. Eylem enerjisinin. O yüzden de karşı tarafa eylem atacak yer bırakmıyorsunuz. Enerji önemlidir. Yani içinizde koşuyorsanız, normalde koşmasanız bile sonuçta karşı tarafa bu noktada yer bırakmıyorsunuz demektir. Ve ilişkilerde denge önemlidir. Peki korkuları nedir? Yani sizinle ilgili korkuların ne ki bu insan adım atamıyor? Ne tip korkular var içinde? Bunu soracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
arkadaşlar şunu diyebilirim, gerçekten korkuyor. Negatif enerji var üzerinde, negatif bir kadın enerjisi var ve bu onu size adım atmasını engelliyor. Cidden korkuyor bu adım atmaya, bir şey yapmaya. Onu engelleyen başka faktörler var dedi kartlar ve böyle hani ciddiyetten aşırı korkuyor. Yani bir insanla ciddi bir ilişkiye girdiğinde onun çok başka bir yüzünün ortaya çıkacağı ile ilgili bir endişesi var. Yani şimdi belki melek gibisiniz görüntüde ama işler ciddileşince veya ilişkinin ciddi bir noktasına geçince insanların canavar olan bir yüzünün ortaya çıktığını düşünüyor. Bu onu çok korkutuyor. Yani evet, sizi seviyor. Bunun gerçek aşk olduğuna inanıyor, inanmak istiyor. Ama ya içinize başka bir şey varsa diye bir korkusu var. Evet, kendi içinde sabrediyor çünkü hata yapmak istemiyor karşı taraf. Hani doğru kişilersek zaten sabırla birbirimizi bulacağız. Şöyle bir paranoyası var. Birlikte oluruz ve biter. Korkusu var. En son planda şu var. Yani henüz teslim olmaya hazır değilim noktası var ama acaba teslim olmaya hazır mıyım? Bir aşka teslim olmaya hazır mıyım? Ama Gamat burada en sonuna geldi. Yani bu onun için en sona atılmış fikir. İlk planda gerçekten ortaya başka bir yüz çıkmasından çok korkuyor ve üzerinde negatif bir etki var karşı tarafın. İkinci planda hani sabredilir, uğraşılır ve bu kadar sabırdan sonra ya yanlış kişi olduğumu düşünmeye başlarsa, bir sonraki paranoyası ciddi anlamda paranoya yapıyor, hemen başlar ve biterse, yani bu aşkı kaybedersem ve son olarak da hani tam olarak kendimi ona adamaya hazır mıyım, ama bunlar tam olsa onun kafasında bu problem olmaz. Korkuları bunlarmış. Endişeleri neler? Beş kart alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şu konularda endişe ediyor. Egolar aramıza soğukluk koyarsa veya hani şimdi ben ona bir şey hissediyorum, o bana bir şey hissediyor. Ama tam olduğumuzda acaba aramıza bir soğukluk girer mi? Bununla ilgili bir endişesi var. Arabozcularla ilgili endişesi var. Yani ya kendi çevresiyle ilgili ya sizin çevrenizle ilgili güvenemediği biriler, bir durumlar var. Arabozcular bizim aramızı bozarsa, bu sefer bütün gemileri yakarsa, yani beni sonsuza kadar sinerse, ben şu anda doğru olanı yapıyorum diyor. Yani mantıklı düşünüyor ama mantık insanı her zaman kurtarmıyor. İşte ona göre mantıklı olan bu. Ama mantıklı düşünce her zaman güzel sonuçlar verseydi, mantıklı insanlar hep çok mutlu olurdu. Öyle bir dünya yok. Çekincelerini. Yani sizden çekiniyor olabilir, çevrenizden çekiniyor olabilir, kendi çevresinden çekiniyor olabilir. Çekincelerini. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar çevrenin negatif etkisinden çekiniyor. Yani onun çok negatif bir durumu olmuş demiştik. Belki de birileri bu insanı bir şey yaptı zamanında veya böyle hikayeler çok duydu. Açıkçası bunu ifade etmek istemiyorum ama büyü gibi şeylerden çok çekiniyor. Çevreden. Yani böyle bir etkiden. Veya bu aranızdaki aşırı çekimin bir yanılsama olmasıyla ilgili bir şey var. Ya da size güvenmiyor. Acaba bana büyü mü yaptı? Ben niye bunu bu kadar çok düşünüyorum? Niye bu kadar çok aşığım? Doğru olduğundan emin olmam lazım. Ve ya iki tarafta emek vermek istemezse, yani işimizi kolaylaştırmazlarsa, insanlar bize karşı adil olmazsa ve finansal sıkıntı yaşarsak, hani çevre bizi desteklemezse ve finansal sıkıntı yaşarsak, biraz desteğe ihtiyacı var belli ki burada, o finansal desteği alamazsam, parasız pulsuz kalırsak gibi bir çekincesi de var. Bu da çevresel faktörlerle ilgili endişesi olarak geldi. Peki bir de şunu soracağım. Kendinin bile farkında olmadığı bilinçaltı engelleri ne? Yani sonuçta bunların hepsi bir noktada aşılabilecek, konuşularak bir noktaya gelinebilecek şeyler ama bilinçaltı hayır diyorsa hayırdır.
Ne kadar isterseniz isteyin. Evet, hepinizin hayatında vardır. Sizin için doğru olan şeyleri bilirsiniz. Yanlış olan şeyleri bilirsiniz. Peki o doğruları yapabilir misiniz? İşte orada bilinçaltınız devreye girer. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, burada asılan adam güneşle birlikte geldi. Bilinçaltının açıkçası mutluluğa inanmamakla ilgili bir sorunu var veya mutluluktan çok korkuyor. Mutluluktan korkma sebebi şu, elde edip sonra kaybetmekten çok korkuyor. O yüzden de mutsuz olsam bile olduğum halimle iyiyim. Bilinçaltı yeniliklerden korkar, tanımadığı şeyden korkar. Tanımadığı şey mutluluk olsa bile korkar. Bu insan da mutluluğu çok tanımıyor, bunu söyleyebilirim. Mutluluğun nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. O yüzden mutluluk onu korkutuyor. Dengelerin bozulmasıyla ilgili bilinçaltının korkusu var. Yani işlerin tersine dönmesinden bilinçaltı çok korkuyor. Ya sonra ben çok seversem, o beni az severse. Ve bilinçaltının gerçekten şöyle bir korkusu var, bunu söyleyeyim. Onu bu kadar sevmemin sebebi acaba büyüsel bir şey mi? Yani burada artık sizinle ilgili de bir işkillenme durumu var yani, bence açıkça. Çünkü gördük, bilinçaltının bir inancı var. Böyle çok kuvvetli aşkların işte böyle biraz spiritüel etkilerle olabileceğine inanıyor bu insan. Hani gerçek olamayacak kadar fazla. Bu olsa olsa hani bir şey beni etkiliyordur da ondan böyle hissediyorumdur diyen birini görüyorum. Bununla ilgili çok negatif bir inancı var. Tabii ki çevrede bunu görmüş veya çocukken böyle bir hikaye durmuştur. Çocukların yanında konuşmalarımıza hiç dikkat etmiyoruz. İşte aşık etmiş gitmiş şu hocaya da kendine aşık etmiş diye bir muhabbet duyduysa bununla ilgili de bir korkusu ve çekincesi olabilir karşı tarafın. Bu onun bilinçaltı engeli. Bitme tabii. Son olarak şunu soracağım. Peki kolektif bilinç neden bir araya gelmenize izin vermiyor? Sonuçta kolektif bilinçle veya kolektif enerjide yüksek güçler sizin bir araya gelmenizi istese hiçbir şey buna mani olamaz. Neden? Yani bunu engelleyen unsur nedir? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolektif bilinç diyor ki eril enerjiler öncelikle bu taşkınlığı biraz söndürmeliler. Yani sadece taşkınlık var, aşk var ama aşkı taşkınlıkla, tutkuyla karıştırıyor eril enerji. Önce bu tutkuyu biraz aşağı indirip ben gerçekten ne hissediyorum bunu görmesi lazım. Ve dişi enerjilerde biraz kendinden emin olmalı diyor. Burada daha güçlü olmalı, ayakları üzerinde durmalı, bunu öğrenmeleri gerekiyor. Bu ilişki içinde öğrenmeniz gereken şey bu. Yani eril enerjinin kendi tutkularına gem vurması, aşkı bununla karıştırmamak elbette ki tutku ilişkinin parçasıdır. Ama aşk bundan ibaret değildir. Eril enerjilerin bununla ilgili bir sıkıntısı var. Dişi enerjilerde kendinden emin değil. Yani ne kadar zirvede olduğunu görmüyor. Aynı zamanda biraz bağımsız olmayı öğrenmeli diyor. Yani onsuz yaşayabilirim demeniz lazım. Diyebilmek lazım. Hani Murphy kanunlarında bu vardır. Bir şeyden vazgeçtiğinizde o şey peşinizden koşar diye. Evet, burada bir şeyler küçük ilerlemeli ve biraz mesafe koyulabilmeli diyor. Bu yüzden olmuyor diyor. Her iki tarafın öğrenmesi gereken bir şey var. Daha net konuşulmalı diyor. Yani duygusal konuşmalar değil. Artık biraz mantığı da elinize alın. Biraz mantıklı düşünün. Ve belki de çok hızlı başlayıp tez yorulmuş olunabilir taraflar arasında. O yüzden de yeni bir başlangıcı göze alın diyor. Ve yavaş ilerleyin. Biraz mesafeli olun. İçici olmayın ve burada uzaklık verdiğine göre tutkudan uzak dur bir süre. Yani önce gerçekten birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz, ne kadar anlıyorsunuz bunu bilin. Çünkü bu bilinmiyor diyor kartlarda.
Bir taraf tutkusuna yenik düşmüş, bir taraf bağımsız olamıyor, kendini ne kadar önemli bir insan olduğunu göremiyor, aslında karşı tarafta ne kadar zirvede olduğunu anlayamıyor, kendi kompleksleri içine kaybolmuş ve artık hani bunları sıfırlayın ve yeni bir başlangıç yapın diyor kartlar. Hani eskiden mi olduysa sıfırlayın, mantıklı konuşun, küçük adımlar atın, yavaş yavaş tekrar tanıyın mümkün. 20 senedir tanıyor olsanız da ne diyoruz bazen? Hiç tanımamışım onu. Demek ki doğru tanımak için doğru şeyleri yapmamışız. Yani hep bir yönünü görmüşüz. Sonra başka, demek ki sizin bu insanda görmediğiniz bir sürü yön var. Onun size görmediği bir sürü yön var. Ve bunlar atlanıp yani o etkileşimde kalmışsınız. Hani bir etkileşirsin bir insandan. Ama onu ne kadar tanıyorsun, bununla ilgili problem var diyor. Veya yeni baştan başlanması lazım. Bu şekilde olmaz diyor kolektif bilinç. Ve kolektif bilincin size enerjisi, tavsiyesi nedir? Evet, harekete geç dedi. Ve dedi ki, diyor ki burada, sevinç gözyaşları da olacak, hüzün gözyaşları da. Ve son olarak ateş büyücüsü de geldi. Bu insan da büyüden çok korkuyordu. Onlar da enteresan karakter olarak geldi. İçindeki ateşi ortaya çıkar. Veya ateş elementi zamanları senin için önemli olabilir. Ateş elementinin zamanları nedir? İşte yay burcu zamanları, koç burcu zamanları, aslan burcu zamanları. Bu zamanlar bu ilişki için iyi süreçler olabilir. Ve size söylediği şu, harekete geç, harekete geçmekten korkma ve şunu bil. Eğer aşk yoluna giriyorsan ağlayacaksın da güleceksin de. Ve ağlamayı da göze al. Çünkü aşk için ağlamak da güzeldir. Sonra gülersin. Bunları göze al veya döktüğüm gözyaşları gülümsemeye dönüşecek de diyor olabilir. Evet, partnerinizin sizin bilmenizi istediği şey nedir diye sorduk. Nişanlanma geldi arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyor. Diyor ki bu ilişki artık hani şu anki durumunu doldurur ve biz artık bir üst levele geçmeye hazırız. Ya zaten evli de olabilirsiniz ama fark etmez, her zaman leveller vardır ilişkide. Bir üst levele geçmeye hazırız. Bunu da bilmenizi istemiyor. Ama yani kendi içinde yeni bir şans ümit ediyor. Ve sizin belki de tekrar bu ilişki için mücadele etmenizi ümit ediyor karşı taraf. Bir şans. Yani sizden belki evrenden bunu diliyor olabilir. Hani bir şeyleri yeni baştan başlatmak. Çaba göstermek. Belki bu kendi arzusu, belki sizin yapmanızı istiyor ama bunu bilmenizi de istemiyor karşı taraf. Evet, açılım bu kadardı. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın.